back from the dead. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Kanalıma bir video ekleyiniz. Hoş geldiniz. Bugün size beraber Drone Dark'a başlıyoruz. Drone Dark arkadaşlar bir hayatta kalma oyunu. Çok güzel bir grafiği var. Daha önce hafiften bir çekmişliğim var ama çok güzel ilerlemediğimi fark ettim. Onu sileceğim ve yeniden yükleyeceğim. Bugün 1. 2. ve 3. bölümü çekeceğim arkadaşlar. Ve sizi şu güzel bir müzikle karşınıza bırakayım. Doğa müthiş, Winter Mode'a yeni diyerek başlayalım. Bölüm 1 Kibar Orman. Merkezce Dr. Greenwood uçaklarının kuzey kanadındaki vahşi doğada parçalmasını sonrasından ayrılıyor. Hayata kalmak için mücadele eden Merkezce bu sessiz kıyametin düzeyini anlamaya başladığı Winter'ın ufak kaçamasında keşfediyor. Bu da tazı kartlar diyeceğim. Düşünme dair keşifte ve hikayeyi ortamda yine oyuncular için. Ona ne diyelim, hikaye biri kabul edelim ve hikayemiz başlasın. Arkadaşlar çok zor saat altını çektim. Önlük videoları onları hepsini sileceğim. Yeniden bir taze bir sayfa açıyorum. Her gün eline geldiğince video paylaşımı yapacağım. Oyunun grafiki unutuyordu arkadaşlar. Size daha iyi içerikler çıkarmak için Ultra'da oynuyoruz. Mackenzie. Mackenzie kim bakalım? Hunter lan şuna. Bu iyi dünyanın seni kırmasına izin verme. Astrid. Astrid de kim? Astrid! Bu adam bağırıyor ama. Aa, kırmızı bir şey var elimizde. Metal saplarımız. Çıkartalım şunu. Ah, çıkardık. Canımız çok acı galiba. Drone Dark işte başlıyor. Hepinizde iyi şeyler. They need to find some shelter from this wind. Aynen, bu rüzgardan korumamız gerekiyor. Kısım 1, doğa seçim. Gazete dolusu, çubuk, kumaş, gazete, kumaş, toplayalım şunları. Çünkü bu oyun, loot'a dayalı bir oyun. İlk yardım, tedavi ağası ve öncelikli belirlemeyi öğren. Yabanlardan bir tür sebepten ölebilirsin. İnsan yapımı ve doğadan asla elde ettiğin tıbbi tedaviler hayatını kurtarabilir. Sağlığını kontrol etmek için durum ekranını kullan. İlk yardım dairesinde kullanarak bir tedavi uygulayabilirsin. Ayrıca çanta menüsünde tedaviyi kullanabilirsin dedi. Hayatta kalmanın anahtarı. Hayatta kalmanın için hazırlıklı olman ve kendine hakim olman gereklidir. Bir şeyi nasıl yapacağını bilmiyorsan kontroller menüsünden kontrol et, bu hayata kalmanı sağlayabilir. Tamamdır. Kontroller sekmeci bu galiba. Burada var mı bir yer? Bir yer yok. Ateş. Ateş, ısı, su, gıda ve korunma sağla. Dersen menüdeki kamp ateşi seçeneğini kullan. Bir ateş yakma kitine, bir çıraya ve yakacağa ihtiyacın olacak. Hızlandırıcı, bir süreci hızlandırır. Yakıcı türlerini yanma süresini ve ısı üretimini etkiler. Yemek pişirmek, su kaynatma ve donarak ölmemek için bir kutu veya tencere beraber ateşi kullanabilirsin dedi. Bunu öğrendik. Şöyle bir ateşi yakalım. Ama yakmadan önce gelmemiş. Ateşi yak, bana bir an var hemen sahibiz kullan demiş. Şöyle bir yakalım, hızlandırıcımız yok. Ateşi yak diyelim. Ateş yanarken arkadaşlar bu seriyi baştan beri izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Birazcık oynamadan önce bakmıştım videolarına. Çok güzel
bir hikaye ve hayatta kalma oyunu olacak. Bildiğim kadar ilerleyeceğim. Oyun eğer sıkışırsa duruma göre erken final yapalım. Bugün, yarın ve bir sürü gün yani Paris'te çalışma günleri Drone'dan gelecek. Hadi bakalım. İnşallah her şey için hayırlısı olur. Sudan kanayan Sagi Beci kuran demişti. Çantadan Sagi Beci kullanalım. Kan kaybımız iyileşti. Ve geriliği yaptık. Ben de bu kadar. Düşmeden uzanmam gerek. Uzanırım bakalım. İkinci gün. Ve sabah oldu. Çok üşüdüm. Kar ekmeğin bir yöntemi olmalı. Durum. Durumun erken uyarı sistemidir. İstatistik özetini veya dersel menüyü aslında mevcut kondisyonun hakkında bir ön izleme görüşün ve ne kadar uyuduğunu, üşüdüğünü, yorulduğunu, acıttığını sürdüğünde buradan görünür. Bu istatistik göstergelerinden birinin boş ve kırmızı olması kondisyonun kaybediyor olduğunu gösterir. Tüm kondisyonu kaybedersen ölürsün. Karı nasıl eriteceğime dair bir fikrim var. Bir şey burada kalmam gerekiyor. Konabileceğim bazı şeyleri bulursam iyi olacak. Sudan kamçılardan şunu suya koyacağız. Kar yağacak. Oradan dolu çıkmış. Biz bir etrafı böyle bir araştıralım. Açıklamada indirme linkini bırakacağım. Güvenilir bir siteden indirebilirsiniz. Bu oyunu orada indirmiştim. Gerçekten güçlü bir oyun sitesidir. Bu bölümde birazcık loot'u falan gösterebilirim. Loot yapmanız gerekiyor ve hikayeye önem verdiğim için hikaye bir loot bir şekilde ilerleyecek. Biz bir evimize gidelim. Sudaki atıf su doğmuştur. Sudaki ateşi yakalım. Ateşi yak. Ateş yansın bakalım. That's done. Yandı mı? Evet, güzel yandı. Birazcık ısınsın. Sudan şunu şöyle yerleşti. Bir dakika şunu. Elini pişirelim. Kaç dakika? Biraz çubuk ekle. Bir tane kitap var. Bir tane şeyleri ekle. Yukarı eline kadar bekleyeceğiz sanırsam. 16 dakika sonra diyor. Biz koşamıyoruz da. Şurada bir şey var mı? Arkadaşlar birazcık arayı kestik. Bu su artık yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Ben yemeğimi yedim bu arada. Karnımız yani birazcık doydu. Artık su oldu. İçelim bakalım. Ve görevimiz de bitsin. Efeksiyon ilişki kapamam engellemem gerektirdi. Ne yapacağız ki şimdi? Afeksiyon için. Şunu içimiz lazım. Şunu kullan. Enfeksiyon olduğunu nereden biliyorsun? Kendimi iyi hissetmiyorum. Dinlenmem gerek. O zaman dinlen bakalım. Direkt iki günü atlattık. Hava gittikçe kötüleşiyor. Donanma ememek için uzun süre dayanacak bir ateş yapmam gerek. Evet, geldik donanın zor dediği yere. Hızlandırıcı konar bir ateş yakalım. Şunu hepsini yakacağız. 4 saat oldu. Hava karardı işte arkadaşlar. Hava karanınca çok kötü gösteriliyor.
8 saat oldu ve 9 saat oldu. Ateş iyi görünüyor. Şimdi doğal olarak ölmeden önce ısınmam gerek. Görev nedir? Vücut sınıf yükseltildi. Aşağıda zaten görüyorsunuz tam ortada. 3 çizgi olması çok hızlı şekilde ısınıyoruz. Sonra duruyor zaten ısınınca görevi kaydedecek. Seri mümkün olduğunca hızlı ilerletmeyi düşünüyorum. 3 bölümde zaten oyunun yarısı falan bitti. Çok yoruldum. Bu gece boyunca bana edecektir dedi. Görevi yaptık. Ve 4. gün. Bakalım 4. günde bizi ne bekliyor? Bu fırtınada hiç dinmeyeceğimi düşünmüştüm. Daha 50 dakika kalmış. Yeni görev nedir? Daha geçtiğini araştır. Hayatta kalmak için yeri ihtiyacım var. Bulabildiğin kadar bul ve ye dedi. Şöyle bir geçelim. Kargalar hayatta kalmak için kulaklığını kullan. Etrafını dikkat edersen hayatta kalmana yardımcı olacak bilgiyle bulabilirsin. Örneğin yukarıda dayak yiyen bir karga grubu aşağıda bir hayvan dişinde hatta bir insan cesedi olabileceğini işaretli dedi. Karga nerede? Ah şu karga var. Şunun altı şurası. Şu bölge. Bir an önce yemek yemem lazım dedi. Şunu da bir toplayalım. Çünkü loot'a ihtiyaç olacak gibime geliyor. Birazcık loot yaparak ilerleyelim. Bu gece fırtına felaketti. Bu ağaca bir yerden devirmiş. Aynen bu ağaç devirmiş. Demek ki suya çıkacağız. Kondisyon gene kötü çünkü açız. Nedenini söylüyor aşağıda. Şu bir parça ama zaten buraya geliriz büyük ihtimalle. Ah aynen. Bu leş hayatımı kurtarabilir. Bak 3,5 kilo et var. Evet topla. Evet gözü toparladık. Çiğ et yediğin her şeyini ödebilir. Çok acıktığında çiğ et yedik kadar çaresiz kalabilirsin. Ancak genel olarak bu iyi bir fikir değildi. Gıda zehirlenmesi veya parazit riskini kaçınmak için eti ateşte pişir. Pişmişse daha uzun süre dayanır. Ne oluyor ya? Korktum ya. Bakalım. Abi kıyafet. Kıyafet senin suya karşı zırhtır. Yabanlarda kıyafet daha da doğada korumak için bir zırh gibidir. Vücudunu sıcak tutmak için kat kat giyin ve rüzgarın düşmanının olduğunu unutma. Kıyafetler soğuk karşı korumanı sağlar. Eren karlar nedeniyle veya suya düşersen kıyafetlerin ısınabilir ve hipotermi veya soğuk ısınması riskini arttırır. Kıyafetlerini mümkün olduğunca kurutur. Son olarak kıyafetleri düşme veya bahşiş hayvanlarla boğuşma sırasında fiziksel yaralama da seni koruyabilir. Ağırlık için dengeli tut falan dedi. Seri çantası. Buyur mu tırmanca? Tamam bakalım. Bu eli mi? Ay işte. Ayağını buktu. Kuş burnu doğal doğal ağrı kesici değil. Bazen doğal ağrı dokunabilir. Suda kaynaklanan kuş burnu iyi gelir dedi. Sonra bir toplayalım. Bak şurada bir şey var. Astrid'in çantası. Bu Astrid kim ki? Yoksa bize birlikte bir işler var kayboldu mu? Kilitli. Ne oluyor? Aa bir sinematik girdi. Astrid ile çıkan siz okursunuz. Ben seslendirme yapmayayım. Biraz boğdum içinde. Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Mackenzie, bu adam biz olmamız lazım. Bir kız çünkü Mackenzie'ye bağırıyordu. Whoa, slow down, Morgan. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Niye öteceksin adamı?
Merhaba Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since. I know. I know. Bu Asit mi? I wouldn't be here if it weren't important. Well. What brings you? I mean, are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after. Why are you? Daha doktorumuz bizim kız. I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since. I know. But I have to get there. Buraya ulaşması gerekiyormuş ama hava karlı. Somebody has to. What's that supposed to mean? Haklı. Mackenzie, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot. Bunun galiba ekip arkadaşıymış. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions. Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather. Bu kız yüzünden düşmüş hayale bak. Evet, çok kötü. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. Then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver a metal case to some remote wilderness outpost, all because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Ya adam kırıncı ki yardım edersen et diyor. I'll get started on pre-flight. Ya bu havada gittik işte bir fırtınada çakırdık. O enkazda da bizim uçağımız galiba. Vay be. Hikayemiz böyle başlamış. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Umarım ölmüştür. Öldüyse de yapacak bir şey yok. Şöyle bir ilerleyelim. Mağaramıza doğru. Şu ekleri buraya koyursak oluyor mu ki? Yedik. What a way to die. I just want to die. Böyle koy dedim. Yedi bizim adam. Nerede o? Şurada. Yine yiyor. May as well rest up. No telling what tomorrow. Dinlerse bir yolcak yalan başıma ne geleceği belli olmaz. Bizim böyle koy deme miydi ateşi peşi diyordu. Beşinci güne geçtik. Alet. I feel stronger today. Bugün kendim daha güçlü hissediyor. Sanırım şimdi tırmanmaya hazırım. Bildiğin şey seni kurtarır. Kendi elemlerin yoluyla veya insanlarla etkileşimi geçirerek dünya hakkındaki yeni şeyleri öğrendikçe insanlar, yerler, eşyalar ve eylemi hakkında bilgi kilidini açarsın. Karşılaştığın diğer karakterlerin güvenliğini kazandıkça da daha derin bilgi ulaşırsın. Bu bilgiye gelecekte başvurman için seyir diyetini kaydedelim dedi. Biz de oyunu burada bitirelim arkadaşlar. Birinci bölüm böyle olsun. Oyun güzel başladı. Biraz karışık başladı hikayesi ama ikinci ve üçüncü bölümlerde artık daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.